seçilmiş iki kişiden birinin oyunu alarak seçilmiş belediye. Neden Esenyurt? Değerli Adanalılar, Esenyurt 1 milyon nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçelerden bir tanesi. Ama nüfus yetmiyor. Esenyurt açılmaya müsait bir alan. Bunların en büyük yaptıkları şeyler ne? İnşaat. Esenyurt'u kaybetmenin acısını çekemiyorlar, kaldıramıyorlar. Muhakkak orayı geri almak istiyorlar. Rant kapısını açmaya çalışıyorlar. Bir yerden hatırladınız mı arkadaşlar siz? Hani Mesut Kocagöz 13 gün belediye başkanlığı yaptıktan sonra cezaevine atmışlardı. Hatırladınız mı? Bunların yapabildikleri devletin gücüyle savcıları harekete geçirmek, haksız şekilde bizim belediye başkanlarını cezaevine tıkmaktır. Ama şundan yanıyorum. Nedenlerle, bu delillerle bir seçilmişin yargılanmadan doğrudan tutuklanarak kayyum atanması ülkemizin huzuruna da vurulmuş bir darbedir. O açılım süreci, çözüm süreci denen o yıllarda bir kanun çıkarılmıştı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 6551 sayılı sanıyorum bir kanun çıkarılmıştı. O dönemdeki bütün görüşmeler suçlamalardan muaf sayılacaktı. Çünkü terörle ve terör üyeleriyle bir takım görüşmeler yapılıyordu. Hatta Kandil'e otobüs seferleri bile düzenleniyordu. Ama barış heyecanıyla bütün ülke neredeyse büyük çoğunlukla desteklemişti. Ama iktidarın yanlışları, karşı muhatapların yanlışları nedeniyle bu çözüm süreci akamete uğramıştı maalesef. Ama o süre içinde o görüşmelerin suç kapsamı dışında tutulması için bir kanun hazırlanmıştı. Ama bakıyoruz ki o süreçteki görüşmeler hep bugün suçlu sayılarak insanlar hem tutuklanıyor hem cezaevinde yıllarca ceza çekiyor. Ama iktidar yanlıları o muafiyetten yararlanarak suçun dışında ve muaf tutularak suçun dışında kalmışlardır. Hiçbir müeyyideye muhatap kalmamışlardır ama bu süreçte görevlendirilenler de dahil çok kişi mağdur olmuştur. Bu durumda kimsenin adım atmaya cesareti kalmaz. Belki iktidarın da istediği insanlar köşeye sıkışsın, kimsenin cesareti kalmasın, belki de korksun bizden gibi bir görüntü içindeler. Ama Türkiye'de yerleşmiş kurumlarımız vardır, yerleşmiş görüşlerimiz vardır. Milli iradeye saygılı büyük kitleler vardır. Ve Türkiye'nin huzuru içinde, birlikteliği içinde herkes mücadelesini vermelidir. Milli iradeye sahip çıkmalıdır. Alıyoruz.